Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta %100 çalışan yapı hileleriyle karşılaşacağız canlar. Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir. Benim. Tamam, bu video kaç like istiyoruz? Bu videoya 5000 like istiyorum. Aynen öyle canlar, lütfen bu videoya şöyle güzelden 5000 like üstü atmayı unutmayın. Neden? Çünkü 5000 like üstünde bu tarz video daha sık gelmeye devam edecek. Lafı da fazla uzatmayalım, hadi videoya geçelim. Ha bir de ilk 5 dakika hiç attığınız yorumlara kalp çözer canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi Yusuf Emir, sen yapı hilelerini seçtin. Ben de kendi yapı hilelerimi seçtim. Şimdi gel o yapı hilelerini şöyle bir gösterelim teker teker. Şimdi canlar, bu yapı yapılırken Yusuf Emir konuşmayacak. O kendi yapısını yapmaya çalışacak. Ben de kendi yapımı yapmaya çalışacağım. Ben size anlatacağım. Şimdi ilk yapımız canlar şöyle çok güzelinden bir. Game of Thrones izleyenleriniz vardır. İzlemeyenler varsa da onlara bilgi vereyim. Game of Thrones'ta bir taht var. O tahtın aynısını yapacağım şimdi buraya. Şimdi bunun ortaya biraz taş koyacağız şu şekilde. Oraya bakacaktı normalde de, planda o şekilde olmadı. Bunu bu şekilde yapacağım. Bunu buna alacağım. Buna bir tane taş. Biraz şu şekilde hani sanki tahtmış gibi bir görüntü versin diye. Bundan koyacağım. Ondan sonra mevzu şuna gelecek. Biraz ray alacağım. Biraz minecart alacağım. Minecart'ı neden alıyorum? Çünkü böyle çevireyim. Tahta oturmamız gerek. Hop, tahta oturmalık yerimizi yaptık. Ve son dokunuş olarak da bunun arkası şöyle yapıyoruz. Tabii bu kadar değil. Şimdi buna dilli fişek trident atacağım. Aşırı fazla atmam gerekiyor ki o tahtın yanındaki kılıçlar gibi olsun. Ama parlayan şekilde yapsak daha güzel olabilir. Tamam, parlayan hali daha tatlı olur gibime geldi. Şuradan tek tek hepsini atmaya başlayacağız ve hepsini dolduracağız. Evet. Benim benzetebildiğim düzey bu kadar canlı. Hani Game of Thrones'taki o tahta benzer bir şekilde. Şimdi bunu oturmak istemiyorum. Otursam şuna gitme ihtimali var. Evet, benimki bu şekilde. Şimdi Yusuf Emir'inkini bekleyelim. Yusuf Emir gel. Benim hilem bu. Game of Thrones'taki taht. Oğlum çok iyi. Otur bakayım bir. Oo, şekil. Oğlum. Şekil şekil. Şok. İnanılmaz. Tamam in artık, çok oturdum. Yo, burası benim. Bak ben. Hayır. Kalkar mısınız beyefendi? Taht istiyor. İzler alırım, çağırırım. Çağırmayan adam değil lan. Aaa. Bozma. Oğlum bozma lan benim tahtımı. Senin tahtı değil artık. Ha, bu da senin de değil. Ama ayıp. Şimdi sırada Yusuf Emir'in var. Anladığım kadarıyla şey vardı ya sen Hüseyin, biz böyle şeylere giderdik. Oyuncak neydi ya, onlar alışveriş merkezinde olurdu böyle. Luna Park mıydı oğlum o? Böyle ortada hava üfleyen böyle delikli delikli makineler olurdu böyle. Buradan vurdum böyle hokey şeyi. Neredeydi o işte? Hokey masası işte. Ondan yani, yapmış. Çok şirin. Çok sade. Tatlı. Ve bayağı tatlı olmuş. Hadi geç karşı oynayalım. Ben de lan, haberin ya, olsun. Yani ben yenerim ha, haberin olsun. Böyle atıyorum topu bir dakika. Hop. Tamam. Oğlum ne yaptın? Gel buraya. Hayır. Şimdi bu hile için gerekenler bize barrel şuradan. Fence gate. Bir de loom lazım bu bannerları düzeltmek için gerekenden. Şimdi buraya bunları dikey koyacağım şu şekilde. Buralara white carpet, ortasına bir tane fence gate. Şimdi bu banner'ı bir düzenleyeceğiz. Bunu buraya koyduk ve burada şu çizgili olanı alacağız. Sonra siyah boya da lazımdı, doğru. Şu ortadaki siyahtan alacağım. Ondan sonra şu tepeden 3 şöyle bir şey var. Bundan alacağız. Ve yapmam gereken buydu. Şimdi bunların hepsini şu şekilde güzelce bir koyalım. Şimdi normalde bunu açelyayla çok yapıyorlar ama bizde açelya olmadığı için yapabileceğimiz şey yaprakla olacak. Şimdi bunun önünde dursunlar. Şöyle yapraklarımızı teker teker koyalım. Sonra armor stand ve piston lazım. Pistonları koyduk. Şuradan armor standlerimizi koyalım. İttiremedim. Süper. Şimdi redstone sistemleriyle aram uzun zamandır olmadığı için yanlış bir şekilde yapmışım. Armor standı koyuyorum. Ve dispenser'ın içine koyuyorum. Ve bakın bu şekilde yerlere koyuyoruz. Şöyle bir yapalım. Bunun içine de hemen bir armor stand koyup şöyle bir sinyal aktif edelim. Bakın sanki böyle etek gibi durdular. Dikkatinizi çekti mi? Biraz etek vari gözüküyor hiç olmazsa. Sonra bunların hepsinin kafasına şöyle bir canlı kafası koyacağım. Şöyle, şöyle ve şöyle. İstersek bunun üzerine kıyafet de ekleyebiliriz ama ben kıyafet ekleme gibi bir niyetim yok. Hoş gözükmeyecekler yoksa. Yani şu anda bile bu tarz hoş gözüküyor hiç olmazsa. Şimdi bunların üstüne bir çıkacağım. Bunların her birine bunların renginde olan çitten koyacağım. Bunların rengi de şu çit kapısı. Şöyle, şöyle
ve şöyle. Ve bunların üstlerine birer tane piston koyacağım. Ve redstone çakacağım. Ve bir şey dikkatini çekti mi? Böyle elleri kaldırmış oynuyor böyle bak. Eller kalkmış oynuyor gibi. Altlarda etek, önde davul. Bak bu davul. Davul. Tamam, anlamışsınızdır bir zahmet. Anlayın ya. E tabi bu kadarla olmaz. Bunların tepesine şöyle pot. Bakın ben potu niye öyle yapıyorum ki? Potu şöyle koyabiliyor olmam lazım. Aynen. Kafalarının üstüne böyle şey tutan olur ya, böyle çiçek falan tutarlar. O tarz bir şey olacak. Bunların kenarlarına barlar koyacağım. Bu sürümde mum yok. Buna mum çok kullanıyorlar. Ama Entrot gibi ışıklandırması için şöyle bir dizayn ekleyeceğim. Evet. Ve her birine farklı farklı flower, yani çiçekler ekleme yapacağım. Kırmızı, sarı, kırmızı. Kırmızı, sarı, kırmızı. Evet. Çok tatlı oldu. Ben beğendim. Şimdi hadi Yusuf'unkine bakalım. Şimdi Yusuf'un gel bakayım benim yanıma. Geldim. İlk yapı hilesi benden geliyor. Bu ne? Önde davul. Arkada ne var? Ne var? Çalıdan etekler olan insanlar var. Çalıdan etek. Hatırlarsın Recep İvedik'in bir sahnesi vardı. Eğilip böyle. Evet. O limbo. Sahneye bir limbo ha? Limbo 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 limbo. Limbo. O canlar işte bu. Bak eller havada, kafada çiçekler. Ben çok tatlı gözüküyor, ne dersin? Oğlum güzel ha harbiden. Şöyle. Ama kapıları açmazsak sevinirim. Bak eller arkaya bakmış. Lütfen yapılarımızı bozmayalım. Döverim seni. Sevip onu... sevmediklerinizi yorumlara yazmayı da unutmayın. Şimdi. Evet, bu bug'a girmiş bir çiçek. Bunlar da. Şimdi sıra Yusuf'u. Hadi canı. Ya bizimki de işte böyle küçük, daha küçük çaplı. Aklıma direkt Sony'in böyle şeyini yapmış. Hop, hop, altın, hop altınları alalım. Ama çıkamıyorum buraya, bana. Buraya hop ben çıktım ha. Easy. Hop geri düştüm. Bayağı tatlı olmuş. Renk tasarımları ve dizayn çok güzel. Bayağı güzel. Ama böyle. Bir şey değil mi? Heh. Bu sanki şey açıyla falan daha güzel olurdu 1.8 sürümü. Biz niye 1.16.5 yapıyoruz değil mi? Boş o kadar detaya girmeyelim. Yünler çok güzel olmuş. Çimenmiş gibi kalmış. Ben beğendim. Canlar bu arada yorumda dediğin yazmayı unutmayın. Abi işte bu bence güzel olmadı. Bu çok güzel oldu gibisinden. Sizden bekliyoruz. Benimkiler çok iyi. Yusuf'un şu çok güzel. Bayağı bemek istiyor. O zaman hadi diğer boyuyla geçelim. Şimdi canlar bunu yapmak için önce buraya. Buraya şöyle bir merdiven. Buraya çizelim. Sandstone. Bunun hemen karşısına ve diğer karşısına bir merdiven daha. Ve Birch Fence'leri yerleştiriyoruz. Buraya sandstone'ları sıkıştır. Ve tam çitlerin olduğu kısma. Şuraya. Şuraya merdivenleri koyacağım. Ve geri kalan kısımlarını sanki bir kubbeymiş gibi. Şöyle hani bakın şöyle yukarıda bir kısım kalacak. Ve geri kısımları red sandstone'la halledeceğiz. Kenarlara. Bundan, ortaya bundan ve buraya da bundan. Bak. Sanki bir hani kumdan kale gibi olacak. Hatta şunu da yapacağız. Şuralara böyle şeyler bak. Dikkat edin, bir şey anımsattı mı size şunlar? Küçük bir hani kumdan kale gibi gözüküyorlar bakın. Şimdi şuraya eksiğimizi alalım. Buradan buraya kadar kumla değiştirelim. Tabii biraz üst üste basmam gerekebilir çünkü alt taraflar boş. Evet bakın. Kumdan bir kalemiz oldu. Çok tatlı. Tabii bunun üstüne bayrak koymazsak da olmaz. Bunlara bir bayrak koyacağız. Şu şekilde olabilir aslında bak. Bence cam daha mı güzel oldu ya? Şimdi burası tabii bu kadar basit olmayacak. Bunu daha biraz daha dizaynını değiştireceğiz. Güzel olması için etrafa şu şekilde kum merdivenlerinden bir dizayn yapmam gerekiyor. Birazcık karışık, biraz kafa patlatabileceğimiz hani mal olabileceğimiz bir dizayn. Ama hoş olacak. Olacak. Evet. Şimdi ben buna çok kafa yormadım. Hani normalde hep böyle birbiriyle bağlantılı değiller. Ama eğer siz biraz daha kafa yorarsanız bu suların hepsi birbiriyle bağlantılı yaparsınız ve bayağı güzel olur. Ki şu anda da bence çok tatlı iki tane kalenin savaşını izliyor gibi olacağız. Ben bunu beğendim. Benim hoşuma gitti. Şimdi neye benziyor? Neye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor. Nasıl benzemiyor? Dört tane duvar olan bir kale. Ortada geçit ya, kapıları. Ya kale de oğlum yani ne bileyim. Bak kale savaşları. Nasıl güzel değil mi bence? Kale savaşı bence hoş. Oğlum bu suları nasıl yaptın lan? Bak. Wow. Bak şimdi bak sen bilmiyor musun bak. O ne lan? Bak. Oha oğlum minyatür için çok iyiymiş ki bu. Evet. Bayağı önce eklendi bu. Tabii sen dekorasyona çok uğraşmadığın için nereden bileceksin? Ben nereden bileceğim? Ne dedin buna sen az önce? Kale savaşı. Bu nasıl kale savaşı da? Hiçbir olay olmuyor. Ne yapayım oğlum Minecraft is mod mek. Ay ha, hayır. Hayır ha. Hayır. Ya hayır ya. Bak flamayı da koydum hop. Evet bak kale savaşı kardeşim. Hatta şunu da koyayım. Ele geçirdim.
Patlattı ya. Aynen. Seninkine bakalım biz, seninkine. Sen ne yaptın? Filama, o filamadan anlaman lazım. Hey hey. Alma ona. Alma ona. Yardım. Pardon. Pardon abi, pardon. Tam attım attım. Filamadan dolayı anlamış olman lazım. Aa, korsan gemisi yapmış. Aynen. Aa, şey de var. Düt düt. Açılın. Aa, buna giremiyoruz ama ya. Ben bunu sevmedim. Ben giriyorum. Bekle. Bunu niye kırdın oraya? Ne yapıyorsun? Ha. Sen oraya evet girebilirsin. Senin yerin orası. Hop. Evet, güzel. Canlar, en sevdiğiniz yapıları burada söylemeyi unutmayın. Biz de ona göre ileride daha güzel şeyler yapacağız. Yüksel, bence hiç onunla uğraşma. Seni kapayacağım oğlum. Alanına bak. Ya oğlum. Ben de hepsine seni kapınmaya çalışıyorum. Aa, patlattı. Hadi görüşürüz. Oğlum, bay bay.